Herkese merhabalar. Yazılı sabaha geldin. Yapmamız gereken 6 önemli şeyi şimdi Tankut'la beraber sizlere güzelce anlatacağız. Nasıl sabah tuvalete gitmeliyiz hocam. Kesinlikle tuvalete gitmeliyiz. En önemli işimiz çişimiz. Ancak şu çok önemli Tankut'cum, yazılıyla alakalı çok güzel 6 tane önemli bilgi vereceğim sana. Şimdi herkes arkasına yaslansın, emniyet kemerlerini bağlasın ve hemen yapmamız gerekenleri not alsın. Birincisi arkadaşlar, tabii ki de uykumuzu almamız gerekiyor. Çünkü gece 3 gibi yatalım mı hocam? Gece 3 gibi yatarsan maalesef öğlen 3 gibi kalkarsın. Patates zinc. Nazif, ÖSS'yi kaçırdın. Aynen, patates olursun. Dolayısıyla yapman gereken şey şu. Mutlaka güzel bir şekilde erkenden yatmalısın, erken kalkmalısın. Akşamleyin alacağın 8 saatlik uyku beyninin daha güzel çalışmasını sağlayacak ve aynı zamanda fiziksel olarak zinde başlayacaksın. Ve sabah erken kalkarsan bilgileri daha yakına tutarsın. Bir de tabii ki kahvaltı önemli. Benzinsiz araba çalışır mı Tankuç? Çalışmaz hocam. Çalışır, elektrikli arabalar var ama olsun, çalışabilir. Vur dibine dibine dibi 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 eğlencenin. Ama sonuçta önemli olan bu. Nasıl benzinsiz, elektriksiz, yani esasında enerjisiz araba çalışmıyorsa Tankuç'um, enerjisiz de insanın beyni çalışmıyor. Kahvaltıda çiğ köfte yiyebilir miyiz hocam? Acısız bu çocuk adamın. Yeter mi bu? Aha. Aç elindeki poşeti bana doğru çevir lütfen. Kahvaltıda çiğ köfte yersen sınavda cırcır olursun. O yüzden yapman gereken şey net. Kahvaltıda süt ürünleri, peynir, süt veyahut da böyle bal veyahut da ceviz gibi sağlıklı kahvaltı. Sağlıklı güzel bir kahvaltı yapman lazım ama yumurtayı kesin en az bir tane yemelisin Tankuç'um. Geldik okul sabahına. Havalar güzel, güneşli. Bu aralar yeniden soğuk gelecek diyorlar ama sonuçta üzerimiz sıkı sıkı giyindik. Okula giderken sabahleyin esasında akşamdan kaydettiğin ses kayıtlarını da dinleyebilirsin yolda, eğer yürüyerek gidiyorsan. Çünkü günümüzde artık hepimizin bir telefonu var ve bu telefona kendi konuştuklarımızı kaydetmek, bilhassa İngilizce gibi derslerde veyahut da fen gibi, sosyal bilgiler gibi yazılıyla alakalı bilgilerin kaydedilmesi ve o sesin bizim tarafından dinlenmesi, emin ol, aklına inanılmaz kalmasın. Ben çakal dinliyorum hocam sabahları. Eskiden ağlardım, güldüm, şimdi sakallandım. Sabahleyin çakal dinlersen bilgiler uçar gider. Bak, ben senin yanında olsam bilgilerle farklı yerde karşılaşmak bilgilerin sınavda çok iyi aklına kalmasını sağlıyor. Çünkü bak, dikkat et, markalar farklı yerlerde karşına çıkıyor. Okul billboardlarına çıkıyor, televizyonda çıkıyor, internette çıkıyor. Neden? Otobüslerde çıkıyor. Aklına yerleşmeye çalışıyor. Sürekli sen, maruz kalmam lazım. Aynen, sen de öğrenmek istediğin bilgileri ses kaydı alıp veya küçük kartlara yazıp yolda farklı yerlerde çalışırsan bu da yazılıda aklında kalmasın. Okula erken gidip çalışabiliriz hocam, değil mi? Aynen, okula erken gidip çalışmalısın. Peki yanına neler almalısın? Birincisi ve en önemlisi tabii ki ders notların. Okulda öğretmenin "buraya dikkat et, burası çok önemli" dediği yerler çok çok değerli. Hocam önemli. Bunu hiç unutma. Notumu aldım. Ve ihtiyaçların da var tabii ki. Suyun, şekerin, işte saatin. Ve şekerim düştü hocam. Şekerin düştüyse yerden aldım, tamam. Sıkıntı yok. Ve süper ikili. Süper ikili neden önemli? Çünkü bu ikili senin sınavlarda, yazılılarda gerçekten en yüksek not almanı sağlayacak. 5, 6, 7, 8, 9, 10. sınıfta hem yazı notlarında mükemmel bir şekilde yanında bilgileri gezdiriyorsun. Hani az önce demiştim ya, rahat bir şekilde okula giderken, gezerken mutlaka bilgilerle karşılaş demiştim. Eğer yazmadıysan bunları, eğer bunları tek tek göremiyorsan yazı notlarını yanına al. Bunlar küçük, ufacık, içi dolu fıçacık. Yazı notları sayesinde bunlar küçük olduğu için yanına koyarsın cebine Tankuç'um, rahat rahat otobüste, halanda, teyzende, kantinde bilgileri hocam tekrar edersin. Hocam ben cebime bir yüzlük koyacağım, bir de yüzlük koyacağım. Yani hem 100 lira koyacağım hem de yazılı notlarını koyacağım. O yüzden hocam, zaten biz hem yazılı denemelerin üstüne hem de yazılı notların üzerine 100 rakamını, 100 sayısını yazdık. Bir de en önemlisi bunlardan bir tanesi de arkadaşlarınla soru cevap. Kastımız şu: onlarla bilhassa sosyal bilgiler gibi, inkılap tarihi gibi, tarih, coğrafya gibi böyle sosyal bilimlerde onlarla soru cevapla sohbet etmen bilgilerin aklına kalmasını sağlayacak. Bunu fen dersi için yapabilirsin, Türkçe dersini yapabilirsin ama matematik biraz zor olur. Neden zor olur? Çünkü matematik dersinde böyle sözlü bir şekilde sordu. Abi 2x artı 7'den... Beynim yanar hocam. Beynin yanar. Zaten beynin yandığı zaman da sınavda daha düşük not alırsın. O yüzden sözel dersleri arkadaşlarına soru cevap yapmak çok daha değerlidir. Hatta ben seni işlerken öğrenciyken... Aa, siz öğrenci miydiniz hocam? Tabii evladım Tankuç'um, ben de öğretmen olarak doğmadım. Benim de öğrenci olduğum ilkokul, ortaokul, lise gittiğim yıllar vardı. Sınıfta kaldınız mı hocam? Sınıfta kalmadım ama şunu söyleyebilirim. Benim de kötü not aldığım yazılar oluyordu. İşte onu zor yazılardan önce arkadaşlarımla paylaşıyordum. Diyordum ki arkadaşlar, diyordum, bakın şöyle yapalım biz. Sizle bölüşelim. Sen birinci üniteye çalış, biz sana birinci üniteden soru soralım. Sen ikinci üniteye çalış, sen de bize ikinci üniteden sorarsın şeklinde karşılıklı iş bölümü yapıyorduk. Ve geldik yazılı anına. Yazılı anında ilk yapman gereken şey tabii ki bismillah dedim. Başladın, iyi bildiğin sorudan başla. İlla birinci sorudan başlayacağım ben diye ısrar etmene gerek yok. Çünkü yazılıda birinci soru zor olabilir, ikinci soru zor olabilir, üçüncü soru kolay, dört, beş, altı,
kolay olabilir. Dolayısıyla sen nasıl Antep fıstığı yerken önce açık fıstıkları yiyip sonra kapalı olan dişin açacakları sona bırakıyorsun. Burada da zor soru değil, kolay olan üçüncü sorudan başlayabilirsin. Sonra dönüşte tekrar birinci soruya bakabilirsin. Belki de dördüncü soru da kolay, beşinci soru çok kolay mesela. Olsun, beşinci sorudan başlamadım diye de üzülme. Ama ilk başta birinci soruda, ikinci soruda böyle zorlanırsan ki zorlanmaya da bilirsin. Patlayabilirim, niye hocam? Bence hepiniz çok güzel sonuçlar alacaksınız arkadaşlar, onu da söyleyelim. Amin, amin. Ama şu kesin bir şey ki bazen zorlandığınız soru olursa atlayıp devam etmeniz önemli. Diğer bir şey ise sayısalda işlem hatalarına dikkat et. Çünkü genellikle öğrenciler artı eksi yanlışı, işte veyahut da eşittir yanlışı, işlem önceliği gibi hatalara çok fazla yapıyorlar. Öğretmenler de ona uygun şekilde sorular eşittir soruyor. Eşittir yanlışı çok yapılıyor hocam. Aynen. Bir de sözelde düzenli cümle kurmamız önemli. Gereksiz sözcükler, yanlış sözcükler, yabancı sözcüklerin olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de sayfaları genellikle boş bırakma Tankuç'um. Bildiğin her şeyi yazmaya çalış. Çok fazla gereksiz şey yazarsan hoca anlar ama boş bırakmak da kötü. Dolayısıyla bir şeyler yazmak her zaman iyidir. En önemlisine geldik. Ne hocam? Panik yapmana gerek yok. Çalıştın, güzel bir şekilde gayret gösterdin. Kim ne derse desin sınavdan mükemmel bir sonuç alacaksın. O yüzden ne diyoruz? Panik yok, no panik. Hadi bakalım. Yazılımlar geliyor, herkes soruyor. Nasıl alçalsın? No panik. Matematik Türkçe, fız gelir ürtme. Tonluç yanında. Don't panic. Süper bu ikili, çabuk tut elini. Alalım birlikte yüzleri. Yazılım ustası geldi şimdi, bak kafa rahat burada. Yok panik. Yazılım ustası geldi şimdi, bak kafa rahat burada. Yok panik.